Ne desen haklısın. Sen beni affetsen de ben kendimi asla affetmeyeceğim. Ne pahasına olursa olsun yanında olmalıydım. Bebeğimizin ilk kalp atışlarını dinlerken ellerim avuçlarında olmalıydı. Bebeğimizi koklar gibi koklayıp içime çekmeliydim seni. Saçlarını okşamalıydım. Gözlerinin içine bakarak bak bizim bebeğimiz demeliydim. Ama demedin Ejder. Ellerimi tutmadın. Saçlarımı okşamadın. Sen sadece beni değil, bebeğimizi de yalnız bıraktın. Ben böyle olsun istemedim. Bütün gün kalbim yerinden çıkacak gibiydi. Defalarca o anın hayalini kurdum. Bebeğimizi ilk gördüğümüz anı kafamın içinde yüzlerce kez yaşadım. Senin gülümseyişini, gözlerindeki heyecanı, yüzünü sevgiyle okşayışımı. Bütün gün hep bunların hayaliyle yaşadım. Peki hep böyle mi olacak Ejder? Güzel şeylerin hayalini mi kuracağız sadece? Bu anı insan ömründe kaç kere yaşar ki? Belki de bir daha böyle bir şey olmayacak. Canım, ne olur öyle söyleme. Ya ne yapayım Ejder? Senin gibi hayallerle mi avutayım kendimi? Ben kendimi avutmaktan yoruldum artık, yoruldum. Biliyorum hayatım. Biliyorum. Geç kalmamalıydım. Bunun mazereti yok. Ama ne olur, ne olur biraz anla beni. Haftalardır şirketi kurtarmak için paralıyorum kendimi. Omuzlarındaki yük o kadar ağır ki. Şirketin canı cehennemi. Biz bu haldeyken sen şirketi nasıl düşünürsün? Bizim bir bebeğimiz olacak. Neden şirketi kurtarmak için kendimi paraladığımı sanıyorsun? Bebeğimiz için. Ona güzel bir gelecek sunmak için. Şirket benim umurumda mı sanıyorsun? Benim tek derdim sana ve çocuğumuza güzel bir gelecek kurmak. O geleceği parayla yaratamazsın Ejder. Bizim rahat ve konforlu bir yaşama değil, sevgiye ihtiyacımız var. Ben babasız büyüdüm. Bunun ne demek olduğunu biliyorum. Tüm bu sıkıntıları neden katlanıyorum sanıyorsun? Neden katlanıyorum? Bebeğimiz için. O da benim gibi babasız büyümesin diye katlanıyorum. Beni yalnız bırakmana katlandım Ejder. Yavrum için yine katlanırım. Ama bebeğimizi yalnız bırakmana katlanamam. Buna dayanamam. Hayatım, sakin ol bak. Sana bir şey olacak diye korkuyorum artık. Şimdi mi aklın başına geldi ha? Şimdi mi korkuyorsun benim için? Bebeğim, haksızlık etme ne olur. Haksızlık yapan kim Ejder? Kim? Ben bebeğimi düşürme tehlikesi yaşarken sen neredeydin? Cevap ver, neredeydin? Söyle! Eyvanın peşindeydim. Ya da şeflemin yanındaydım. Hayatım, neden orada olduğumu sen de biliyorsun. Bunu bilmem bir şey değiştirmiyor. Ben sadece etten kemikten değilim Ejder. Benim bir ruhum var, duygularım var. Kırılıyorum, kırılıyorum ve bu senin umurunda bile değil. Seni seviyorum. Beni umursamıyorsun. Seni seviyorum. Acı çektiğimi görmüyor musun? Seni seviyorum. İçim acıyor. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Neden o zaman yalnız bırakıyorsun beni? Neden sana ihtiyacım olduğunda yanında değilsin? Neden? Neden? Senden nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Beni seviyorsun. Nefret ediyorum. Beni nefret seviyorsun. Nefret ediyorum. Nefret ediyorum. Dün yol çok kötüydü. Sen o yüzden böyle oldun. Bugün oradan gitmeyeceğiz. Yorgun hissediyorum zaten. Bugün ben kalıp dinleneyim. Bir dahaki sefere birlikte gideriz. Emin misin? Hı-hı. Belki de o babasıyla gelmek istiyor. Üzgünüm ama o henüz böyle bir karar veremez. Bebeğim, bak görüyorsun. Ben seni götürmek istiyorum ama annen izin vermiyor. Ha, şimdiden doldurmaya başladın demek. Sen gidince biz yalnız kalacağız ama. Benim güzel karım öyle şeyler yapmaz. Sen öyle san. Annen sinirlenince çok güzel oluyor. Bir de güzel sözlerime dayanamıyor.
Çok kötüsün. Kötüyüm. Kötüyüm ha? Sen şimdi görürsün. Tamam yapma, gıdıklanıyorum. Çok gıdıklanıyorum ya. Dayanamıyorum. İtiraf et. Bana dayanamıyorsun. İtiraf et. Tamam tamam. Sana dayanamıyorum. Güzel sözlerime de dayanamıyorsun. Güzel sözlerine de? Güzel sözlerime ne? Güzel sözlerine de dayanamıyorum. Ben de sana dayanamıyorum hayatım. Ben de sana. Bu kadar. Teknoloji gerçekten romantizmi öldürüyormuş hayatım. Efendim Şebnem? Ejder. Müsait misin? Müsaitim. Ya nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama inan çok üzgünüm. Ne oldu? Bir sorun mu var? Fonla ilgili bir sıkıntı çıktı. Bürokratik bir takım saçmalıklar. Parayı göndermiyorlar. Anlıyorum. Tamam. Ben gelirim, konuşuruz. Ne olmuş? Fonla alakalı bir sorun çıkmış. Para alamıyoruz. Üzme kendini. Bir yolunu buluruz. Belki de böylesi daha hayırlıdır. Biz birlikte olalım yeter. Her şeyin üstesinden geliriz. Canım karım benim. Günaydın hanımefendi. Günaydın. Ha? Ne? Hadi ne söyleyeceksen çabuk söyle. İşim var, fabrikaya gideceğim. Hadi. Fondan beklediğimiz para gelmiyor. Aa, çok üzüldüm. Babanı dinlemezsen böyle olur işte. Ya baba bunun ne ilgisi var onunla? Ya çok alakası var efendim. O zibidiyle iş yaparsan böyle olur işte. Müsibet o. Bak daha iş başlamadan... Uğursuzluk geldi. Buldun ya şimdi, kakarsın kafama. Ama kakarım tabii, kakarım tabii. Madem kalkmamı istemiyorsun, ne geldin bana? Ya yardımını istiyorum. Kadınlar çok hevesli bu proje için. Gözlerindeki umudu görsen. Ah canım, bak sen. Bana ne, ne yapayım? Ya gerekli yatırım için parayı sen versen. Hem sevap işlemek istiyordun. Yardım edersen büyük sevap işlemiş olursun. Bak, bak, bak. Şebnem Hanım. Düştünüz mü kucağımıza? Ne oldu hani etikti de, yok birinci dereceden akrabaydı da, olmazdı da. Tamam tamam, ben veririm parayı ama. Gerçekten mi? He. Ya sen çok tatlısın canım baba. Oh. Ama bir şartla. Ne şartı? O zibidi atacaksın dışarı. Ama baba... Aması maması yok, yoksa vermem parayı, bu şartla veririm. Baba, Ejder'le ne alakası var ya? Ya onca kadın hayal kırıklığına uğramış olacak diyorum. Madem öyle, gönder Ejder'i. Onları da hayal kırıklığına uğratma. O kadınlar mı senin için önemli yoksa Ejder mi? Ona göre karar ver. Babacığım, bir söz verdim. Ne yapayım? Onlar da bize bir söz verdiler ama sözlerinde durmadılar. Şimdi efendim, ödeşme zamanı. Gerçekten bu kadar kötü müsün baba? Ben kötü değilim kızım. Sen çok safsın. Saf, saf. Uyan, kendine gel. Onlar bizim gururumuzla oynadılar. Sen hala Ejder Efendi'yi kurtarmanın peşindesin. Şşş! Bana bak. Ne oluyor bu Ejder'e bu düşkünlükler? Bu bir korumaya kalkışmalar, bu bir merak falan böyle. He? Ya Ejder'le bir ilgisi yok. Ben bir söz verdim ve sözümden dönemem. O zaman benden de kapik çalışmaz. Haydi başka kapıya. Öyle mi? Öyle efendim. Peki baba. Söz vermişmiş. Ha! Git kendin bul. Şu bizim Şebnem ne hakikatli çıktı.
Babasının kızacağını bile bile rahmetli anasından kalan arsayı satıp bizim atölyeye ortak olmuş. Vallahi bravo kızı abla. Bu zamanda böyle düşünceli, böyle vicdanlı kız zor bulunur. Ya eniştem deliye dönmüş. Ama Şebnem ben Ejder'i yüzüstü bırakmam diye babasına bile karşı çıkmış. Yeni ortağın Şebnem mi? Ortaklık teklif etti. Ama henüz kabul etmedi. Kabul edeceksin yani. Hayatım, ben öyle bir şey demedim. Niye lafı ağzında geveliyorsun o zaman? Kabul ettin mi, etmedin mi? Etmedim. Seninle konuşmadan böyle bir şey kabul etmeyeceğimi söyledim. Seninle konuşmak istediğim şey de buydu zaten. Beni ikna etmeye çalışacaktın yani. Name. Name. Name, bekler misin? Name, lütfen dinler misin beni? Dinlemiyorum Ejder. Beni ikna edeceğini sanıyorsan yanılıyorsun. Öyle bir derdim yok. Derdin ne öyleyse? Benim böyle bir şey kabul etmeyeceğimi en başından biliyor olman lazımdı. Ben o kıza güvenmiyorum Ejder. Anlıyor musun? Güvenmiyorum. Name, bir sakin olur musun? Hayatım, bak. Sana rağmen bir şeyi kabul ettiğim falan yok. Ben durumu seninle paylaşıp birlikte bir karar almak istedim. Hepsi bu. Benim kararım belli Ejder. Konuşulacak bir şey yok. Hayatım, neden bu kadar inatçısın? İnatçı falan değilim. O kız resmen sana daha yakın olmaya çalışıyor, anlamıyor musun? Bence abartıyorsun. Abartıyor muyum? Evet. Ne söyledi peki ha? Neden yardım ediyormuş sana? Açıklaması neymiş? Bu proje gerçekleşmezse bir sürü kadın hayal kırıklığına uğrayacak. O kadınları yüzüstü bırakmak istemediğini söyledi. Güldürme beni Ejder. Babasıyla da yapabilirdi bu işi. Para sıkıntısı da yaşamazdı. Neden babasıyla değil de seninle yapmak istedi? Cevap veremiyorsun işte, kabul et. Bu kız senden hoşlanıyor. O yüzden sana yardım ediyor. Bunu bile bile o kızla iş yapmana göz yumamam. Vallahi helal olsun Şebnem'e. Bak biz o kadar uğraştık, bana mısın demedi. Şebnem geldi, bunlar birbirlerini yemeye başladılar. Doğru valla. Bak ben diyeyim sana 3, sen de 4 vakte kadar bunlar yollarını ayırır. Böyle yazıyorum. Ay öyle demeyin ama Şafika Hanım. Yani yazık Name Hanım'a. Sonuçta kendisi hamile. Niye yazıkmış? Kaderinde ne varsa onu yaşayacak. Gitsin çocuğunu nerede doğuruyorsa doğursun. Tövbe deyin Şafika Hanım. Bana bak Şükran, üstüne vazife olmayan şeylere burnunu sokma. Ya bu söylediklerinizi Bereket Hanım duyarsa ne olur? Sen beni tehdit mi ediyorsun? Yok Şafika Hanım, ne tehdidi? Yani sonuçta yerin kulağı vardır. Ne oluyor yine burada? Nedir bu haliniz? Hayatım, bak. Şebnem babasıyla iş yapmak istemiyor, evet. Ama onu anlıyorum. Çünkü babasının yardımı olmadan tek başına bir şeyler yapmak istiyor. Sen de buna inandın öyle mi? Sen neden çalışmak istedin öyleyse ha? Neden bensiz bir şeyler yapmak istedin? Lütfen Ejder, aynı şey mi? Ne farkı var? Kadınlar böyle konularda hassas. Ayaklarının üzerinde durmak isterler. Şebnem'in kahvede yapmış olduğu konuşmayı sen de duydun. Kız bu konuda çok duyarlı. Duyarlıymış. Şebnem'in duyarlı olduğu bir şey varsa o da sensin. Bunu nasıl göremiyorsun ben anlamıyorum. Hayatım, yok öyle bir şey. Hem olsa da bundan bana ne? Sen bana güvenmiyor musun? Bu güvenle alakalı değil Ejder. Her kadın bu durumdan rahatsız olur. Çünkü hissederler. Ben de hissediyorum. Haklı olduğumu göreceksin ama umarım bunun için çok geç olmaz.
Kalbinde biri var senin. Keşke Ejder'le hiç tanışmamış olsaydık. Tanışmamış olsaydık bütün bunlar olmayacaktı. Şeyin teze. Senin benden sakladığın bir şey mi var? Nameyle mi ilgili? Ne olduysa anlatacaksın bana. Efendim Hakan. Öyle mi? İyiyim, seni dinliyorum. Sen iyi misin? Tamam. Tamam, üzme kendini sakın. Buluşunca konuşuruz. Üzme kendini bu kadar. Sen doğru olanı yaptın. Afiyet olsun. Neredesiniz oğlum? Name nerede? Odasındadır. Kahvaltıya inmeyecek. İner anne birazdan. Cüneyt Bey'le inşallah bugün bütün arsaların satışını yapacağız. Tamam abi. İyi o zaman. Biz de fazla vakit kaybetmeden kalkalım. Ahlas. Kahvaltınızı yapsaydınız, ne aceleniz var oğlum? Ana, yarın şöyle uzun uzun, güzel güzel bir kahvaltı yaparız Allah'ın izniyle. Şimdi geç kalmayalım da gidelim. Peki oğlum, hadi hayırlısı olur inşallah. Hadi kızım, gel sofraya. Bak, senin sevdiğin omletten yaptırdım. Teşekkür ederim, ben aç değilim. Size afiyet olsun. Ejder, biraz konuşabilir miyiz? Ne acelesi var kızım? Kahvaltınızı yapın, sonra konuşursunuz. Siz devam edin anne. Biz daha sonra yaparız. Nasıl yapalım oğlum, ha nasıl? Her biriniz ayrı bir yere dağılıyorsunuz. Nasıl geçecek bizim boğazımızda? Bunlar gene kavga edecekler. Masadan kaldırdığına göre önemli bir şey olmadı. Benim için önemli ama senin için bilemem. Seni dinliyorum hayatım. Dün akşam Hakan Şebnem'le yemeğe çıktı. Yine mi Şebnem meselesi? Hayatım yoruldum artık. Daha ne diyeceğimi duymadım bile. Ne diyeceğini biliyorum çünkü. Dönüp dolaşıp aynı şeyleri konuşuyoruz. Bana hiç değer vermiyorsun. Yaşadıklarım, hissettiklerim senin için hiçbir önemi yok. Beni dinlemeye bile tahammülün kalmamış artık. Hayatım, ben ne dedim şimdi? Ne olur, ne olur yapma böyle. Yalandan avutmaya çalışma beni. Ben seni avutmaya çalışmıyorum. Ama hayatım bak, ben de insanım.
sürekli aynı şeyleri konuşmaktan yoruldum. Ben bunları konuşmayı istiyor muyum sanıyorsun? Sen soktun o kızı hayatımıza. Bir de kalkmış benim suçummuş gibi davranıyorsun. Ne yapayım? Ya daha ne yapayım anlamıyorum ki. İş yapmıyorum. Hayatımızdan çıkardım. Daha ne istiyorsun? Ha? Haklı olduğumu görmeni istiyorum. Çocukça bir kıskançlık yapmadığımı gör istiyorum. Seni dinliyorum. Neden hep böyle yapıyorsun? Neden kalbimi kırdıktan sonra beni anlıyormuş gibi davranıyorsun? Hayatım, özür dilerim. Seni dinliyorum, tamam? Lütfen. Bana hep haksızlık yaptın. O kız yüzünden hep kalbimi kırdın. Hem de ben haklıyken. Şebnem Hanım sana olan aşkını itiraf etmiş. Ne? Dame ne diyorsun sen? Bu imkansız. Hala onu savunmaya çalışıyorsun. Ben onu savunmuyorum. Sadece böyle bir şey ihtimal vermiyorum. Dün gece Hakan'a söylemiş. Bana inanmıyorsan gidip onunla da konuşabilirsin. Şebnem bana olan aşkını itiraf etmiş. Hem de Hakan'a. Öyle mi? Kalbinde biri olduğunu söylemiş. Ne var bunda? Hakan senden bahsettiğini anlamış. Hayatım, ben seni seviyorum. Daha ötesi var mı? Var Ejder. O kız yüzünden defalarca üzdün beni. Buna katlanamıyorum, anlıyor musun beni? Katlanamıyorum. Hayatım, onun yüzünden değil, kıskançlık yapıyorsun. Kabul et. Asıl sen kabul et. Bir kez olsun benim yerime koymadın kendini. Bir kez olsun beni anlamaya çalışmadın. Bana hiç güvenmedin. Başından beri inanmadın bana. Dame! Dame! Aa, ne oldu ki acaba? Ana ne olacak? Şebnem'e taktı bu kafayı. Görmedin mi? Kapıda gözü ayrı, kaşı ayrı oynuyordu. Vallahi bu kızın sonu hayra alamet değil. Böyle giderse karnındaki bebeğe zarar verebilir. Şefika, deli deli konuşma. Bu nasıl söz öyle? Yalan mı anne? Bu kız senin torununu doğurmayacak mı? Kendine dikkat etmesi lazım. Yeter Şefika, sus. Şu yaşananlar yetmiyormuş gibi. Ağzını kurudu, öf. Yüzünden değil, kıskançlık yapıyorsun. Kabul et. Asıl sen kabul et. Bir kez olsun benim yerime koymadın kendini. Bir kez olsun beni anlamaya çalışmadın. Bana hiç güvenmedin. Başından beri inanmadın bana. Dame!
Nasıl oldun, iyi misin? Bak böyle yapmaya devam edersen karnındaki bebe zarar görür, Allah korusun. Ya sen zaten boşuna heyheylendin. Ejder dürüst bir çocuktur. Böyle şeyler yapmaz. Şebnem de ilgilenilmeyecek kız değil tabii. Görgüsü bize uygun, içten bir kız. Ama bitti o iş. Sen aklını bunlara takma. Hadi artık dinlen biraz. Kendini yormaman lazım. Hadi iyi istirahatler. Ne işi var burada ya? Şebnem evde mi? Şebnem Hanım. Senin ne işin var Şebnem'le? Onunla konuşacaklarım var. Yok ya. Sen dur hele. Dur. Kızım gir bakayım. Senin ne işin oldu Şebnem'le? Kocamın peşini bırakmasını söyleyeceğim. Aa, senin dilin ne diyor kadın? Ne demekmiş o öyle? Ne anlıyorsanız o demek. Bu şerefsiz yenilmezler şimdi iftiraya mı başladı? Ben kimseye iftira falan atmıyorum. Ya hadi git, benim kızımın senin kocanla ne işi olur be? Evli erkekle hiçbir şey olmaz. Çağır da sor kızını o zaman. Bak hala konuşuyor. Kavak gibi boyu var, türlü türlü huyu var. Haydi işine haydi. Şebnem'le konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum. Ya hadi git işine, elimden bir kaza çıkacak hadi. Şebnem'le konuşmadan hiçbir yere gitmiyorum dedim. Biliyorum evde. Ya değil. Değil, evde değil. Ben bile bilmiyorum nerede olduğunu ya. Hem evde olsa onu sana gösterir miyim ben? Name. Heh, buyur, bu da geldi. Haydi bakalım. Bana bak. Al şu karnını da defol git hadi. Yoksa karışmam bak ha. Yoksa ne yaparsın? Name. Sakin olur musun? Siz de sözlerinize dikkat edin biraz. Ya sen onu karına söyle. Gelmiş burada elini basmış, kızıma iftira ediyor. İftira diye bağıracağını çağır da sor kızına. Ya değil, yok evde değil diyorum, anlamıyor musun ya? Haydi al karını git, haydi. Name, hadi. Aa, böyle kepazelik görmedim ya. Haydi. Ya kapatın diyorum şu kapıyı, açık bırakmayın diyorum. Yol geçen anına çevirdiler evi ya. Name. 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 Neden böyle yapıyorsun? Hayatım, bak Şebnem hayatımızdan sonsuza kadar çıktı. Niye uzatıyorsun? Ben mi uzatıyorum? Bu konu buralara gelmeden ben seni uyardım ama sen beni dinlemedin. Onunla hesaplaşmadan benim işim bitmedi. Hadi bin arabaya, evde sakin sakin konuşalım, tamam? Ben eve falan gelmiyorum, sen gidebilirsin. Ne oldu? Ne istiyorlar? Heh, yok bir şey ya. Densizler işte.